Merhaba çocuklar. Bugün sizinle çarpma işlemi üzerinde çalışacağız. Bir aile bir günde 2 ekmek tüketiyor. Bu aile 3 günde kaç ekmek tüketir? Bu konuyla ilgili bu soruya cevap arayalım çocuklar. Şimdi biliyorsunuz bir günde 2 ekmek tüketiliyormuş. Şu birinci gün ekmeğimiz. İkinci gün ekmeğimiz ve üçüncü gün ekmeğiniz. Her gün 2 ekmek tüketiyorlar. Bunu nasıl buluruz? Elbette ki biz bunu toplayarak buluruz, değil mi çocuklar? 2 artı 2 4 yapar, değil mi? 2 2 daha 4 yapar. 4 2 daha 6 yapar. Biz buna ne diyoruz? 6 ekmek diyoruz. Evet, bu gayet kolay değil mi çocuklar? Yalnız gördüğünüz gibi aynı sayılar toplanmış. Yani 2 artı 2 artı 2. Aynı sayılar toplanıyorsa çocuklar, toplananlar hep aynı sayıysa bunu daha kısa bir yoldan yapabiliriz. İşte şimdi onu yapacağız, onu öğreneceğiz sizinle. Bakın, aynı ekmeklerimiz burada. Bir günde 2 ekmek tüketiyordu. Bu aile 3 günde kaç tane ekmek tüketir sorusu yine karşımızda. Biz az önce yaptığımızı hatırlarsanız 2 ekmek, 2 ekmek daha 4 ekmek. 4 ekmeğin üzerine de 2 ekmek daha eklediğimizde 6 ekmek yapmıştı, değil mi çocuklar? 6 ekmek yapmıştı. Şimdi size söyledim, dedim ki aynı sayı toplanıyorsa bunu daha kısa yoldan yapabiliriz dedim. Aynı sayıların toplandığı toplama işlemlerini daha kısa sürede yapabileceğimiz bir işlemimiz var. Ona da çarpma işlemi diyoruz çocuklar. Çarpma işlemi ritmik toplama işlemidir. Yani aynı sayının toplanması gereken işlemlerde çarpma işlemi kullanıyoruz. Şimdi bakın burada 1, 2, 3 tane 2 var değil mi çocuklar? 3 tane 2. Bunu biz 3 çarpı 2 şeklinde yazabiliyoruz. 3 çarpı 2. Bakın 3 çarpı 2. Şu çarpıdır. Yani çarpma işaretidir. Çarpma işleminin işareti, çarpıdır çocuklar. Çarpı. Buna çarpı diyoruz. Şimdi bunu bu şekilde yazdık ama bunu başka türlü de okuma şansımız var. Nasıl okuyabiliyoruz? 3 çarpı 2 eşittir 6. 3 tane 2 6 yapar. 3 tane 2 6 eder. 3 kere 2 6 eder. 3 çarpı 2 6 eder. Bu ifadelerin hepsi çocuklar şu çarpma işleminin işareti demektir. Bu ne demek? Tane, kere, çarpı. Bunların hepsi bu işarettir çocuklar. Şimdi çarpma işlemini daha iyi öğrenmek için çalışmalarımıza devam edelim çocuklar. Şimdi burada görüyorsunuz Tuna düzenli olarak her gün 2 sayfa hikaye okuyor. Tuna 5 günde kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi Tuna'nın bir günde okuduğu sayfa sayısı 2 sayfa. Her gün 2 sayfa okuduğu için ne var burada çocuklar? Aynı sayının toplanması gerekiyor, öyle değil mi? Bakın kaç tane 2 var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2 var. O zaman biz bu 5 tane 2'yi toplama işlemi yerine çarpma işlemi olarak da yapabiliriz. Buna ne diyeceğiz çocuklar? 5 kere 2 ya da 5 tane 2 ya da 5 çarpı 2 diye ifade edebileceğiz. Bunu yaparken çocuklar parmaklarımızı sayabiliriz. İkişer saymayı biliyoruz değil mi çocuklar? Elimizi 5 yapıyoruz. Parmaklarımızı 5 yapıyoruz. İkişer ikişer sayıyoruz. Her bir parmağımızı 2 olarak görüyoruz yalnız. Evet, sayalım birlikte, yapalım ellerimizi. Hadi görelim ellerimizi çocuklar. 5 tane elimizi yapıyoruz, 5 parmağımızı sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, 5 kere 2,
10. Yazıyorum. 5 tane 2 10 eder. 5 kere 2 10 eder. 5 çarpı 2 10 eder. Şimdi çocuklar bakın, toplama işlemlerini de yapalım isterseniz görelim. 2 2 daha 4 eder. 4 4 2 daha 6 eder. 6 2 daha 8 eder. 8 2 daha 10 eder. Buraya 10 yazıyoruz değil mi çocuklar? Gördüğünüz gibi hangisi daha kolay çocuklar, toplama mı yoksa kısaca çarpma mı? Elbette çarpma daha kolay. Bundan sonra artık bu tür sayılar toplanması gerektiğinde hemen çarpma işlemini kullanabiliriz. Bunun için de ritmik saymayı çok iyi yapmamız lazım. Eksiğimiz varsa onları da giderelim. Meteler her gün 5 yumurta yiyor. 4 günde kaç yumurta yemişlerdir? Şimdi bakalım çocuklar. Meteler her gün 5 yumurta. Görüyorsunuz metelerin yediği yumurtayı. Bunu meteler bir günde yiyorlar. Bu bir günde yedikleri. Bu da ikinci gün yedikleri. Bu da üçüncü gün yedikleri. Bu da dördüncü gün yedikleri. Şimdi metelerin bu yediği, bir günde yediği 5 yumurta ve 4 gün yiyorlar bunu değil mi çocuklar? 4 günde kaç yumurta yemişlerdir? Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi biz kaç tane 5 var? Önce onu sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane 5 var. O zaman şuraya 4 yazıyoruz. 4 tane oldu değil mi çocuklar? 4 kere 4 çarpı nedir çocuklar? 5 yumurta değil mi? Bir günde 5 yumurta. O zaman buraya 5 yazıyoruz. Okuyoruz. 4 kere 5. Yani 4 tane 5. Bunun cevabını bulmak için de parmaklarımızı 4 yapıyoruz ve 5'er 5'er sayıyoruz. Birlikte sayalım. Parmaklarımız 4. Evet. 5 5 sayıyoruz çocuklar. 5 10, 15, 20. Evet, 20'yi yazıyoruz. Demek ki meteler 4 günde 20 yumurta yemiş olurlar. Ve şimdi bunun, bu işlemin okunuşunu da bakalım, tekrar edelim. Benimle birlikte tekrar etmenizi istiyorum çocuklar. Evet, 4 kere 5 eşittir 20. Ne yapıyoruz? Okuyoruz. 4 tane 5 20 eder. 4 kere 5 20 eder. 4 çarpı 5 20 eder. Yani çocuklar şu çarpı işaretinin yerine söylediklerimizi şunun önüne yazalım. Tane diyebiliriz. Ne diyebiliriz başka? Kere diyebiliriz ve çarpı diyebiliriz değil mi çocuklar? Bunlar bu işareti gördüğümüzde söyleyebileceğimiz ifadeler. Evet, şimdi deniz yıldızlarımız var. Bu deniz yıldızlarımızın sayısını çarpma işlemiyle bulalım çocuklar. Çarpma işlemiyle. Önce çarpma işleminde hangi sayıları çarpacağımızı belirlemek için ne yapıyoruz? Önce varlıkların sayılarını tek tek gruplarına yazıyoruz. Evet, bunlar ikişerli grup olmuşlar. 2, 2, 2, 2. Ve toplanmışlar değil mi çocuklar? Artı işareti var, görüyorsunuz. Artı toplanmışlar. Aynı sayının toplanmış. Aynı sayının toplandığı bir toplama işlemi. Ritmik toplama yani değil mi? O zaman biz bunu çarpma şeklinde de yapabiliyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane. O zaman 4'ü yazıyoruz. 4 tane kere değil mi? Hemen çarpı işaretimizi koyuyoruz. 4 kere kaç çocuklar bunlar? Kaç, hangi sayı topluyoruz? 2. O zaman 4 tane 2 olduğu için... Evet, 4 çarpı 2, 4 kere 2, 4 tane 2 ifadelerini kullanarak artık sonucu yapabiliriz. Hemen ne yapıyoruz? Parmaklarımızı 4 yapıyoruz. 2'şer 2'şer sayıyoruz. Evet, yapalım parmaklarımızı 4. Evet, 2 2 sayıyoruz. 2, 4, 6, 8.
4 tane 2, 8 eder çocuklar. 8 eder. Evet, 4 tane 2, 8 eder. 8 tane neyimiz var? Deniz yıldızımız varmış, değil mi çocuklar? Sayalım bakalım doğru mu yapmışız? Burada görüyorsunuz hepsi bir araya gelmişler. Toplama işleminin sonucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Değil mi doğru? Evet, 8 eder. 4 kere 2, 8 eder. Tekrarlayalım çocuklar. 4 kere 2, 8 eder. Evet, şimdi de ayıcıklarımızı yine çarpma işlemi yaparak sayılarını bulalım. Önce sayalım bir gruptaki ayıcıklarımızı. 1, 2, 3 yazıyorum altına. 3. Yine sayıyorum. 1, 2, 3. İkinci yine 3. Bakıyorum. 1, 2, 3. Evet, bunlar toplanmışlar değil mi çocuklar? Hangi sayı toplanmış? 3 toplanmış. Kaç tane 3 görüyoruz çocuklar? 1. 2 ve 3 değil mi? 3 tane 3'ümüz var. O zaman ne yapıyoruz? 3 çarpı 3 tane. Tane demek ya. 3 tane 3. Evet, 3 tane 3 saymamız gerekiyor. Parmağımızı 3 yapalım ve 3'er 3'er sayalım çocuklar. Hadi hep birlikte. 3, 6, 9. Görüyorsunuz, bir de burada sayalım. 3, 6, 9 değil mi? Ne yapıyoruz? 9 ayıcık var değil mi? Onu da yazalım. Varlığımızın adını 9 ayıcık. Evet, şimdi birlikte okuyalım. 3 kere 3 9 eder. Yani bu da ayıcık olduğu için 9 ayıcık diye ifade edebiliriz. Evet çocuklar. Yukarıda yaptığımız çalışmalardan sonra şöyle bir sonucumuz oluyor galiba değil mi? Birlikte bunları bir belirleyelim. Eğer eşit sayıların toplaması yapılıyorsa bunu kısa yoldan çarpma işlemini yapabiliyoruz. O zaman eşit sayıları kısa yoldan toplama işlemine çarpma işlemi deriz diyebiliriz. Ayrıca ne diyebiliriz? Çarpma işlemine ritmik toplama işlemi de diyebiliriz çocuklar. Çarpma işleminde bütün işlemlerdeki terimler gibi çarpma işleminin de terimleri vardır. Buna biri çarpan, diğeri de çarpımdır. Çarpılan sayılara çarpan, sonuca ise çarpım diyoruz çocuklar. Bakın, çarpılan sayılara çarpan, sonuca ise çarpım diyoruz. Mesela yazalım buraya bir tane. 4 kere 5. Yani birinci çarpanımız 4, ikinci çarpanımız 5. Acaba çarpımı kaç? Ne yapacağız? Parmağımızı 4 yapıyoruz. 5'er 5'er sayıyoruz. Hep birlikte yapalım. Parmağımızı 4. Evet, hazırız. 5, 10, 15, 20. Evet, sonuç 20. Yani çocuklar, bu işlemimizde birinci çarpan 4, ikinci çarpanımız 5 ve çarpımımız 20'dir. Yine çarpanların ve çarpımı gösteren bir neyimiz var çocuklar? İşlemimiz var. Görüyorsunuz ki. Evet, birinci çarpanımız 3, ikinci çarpanımız 4. Okuyalım. 3 kere 4. Birlikte okuyalım çocuklar. 3 kere 4. 3 tane 4 sayalım. Bakalım gerçekten doğru muymuş? Elimizi 3 yapıyoruz. 4'er 4'er sayıyoruz. 4, 8, 12. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar 12. Çocuklar, çarpanların yerin değişse de çarpım değişmez biliyor musunuz? Bakın, birinci çarpan burada 3'tü. Yerini değiştirdim. Birinci çarpanımız 4 oldu. İkinci çarpanımız 3 oldu. Şimdi elimizi az önce 3 yapmıştık. Bu defa 4 yapacağız. Parmaklarımızı 4 yapıyoruz. Bu defa 3'er 3'er sayıyoruz. 4 kere 3.
Birlikte yapalım çocuklar. Parmağımız 4. Evet, üçer üçer sayıyoruz şimdi. 3, 6, 9, 12. Gördüğünüz gibi çarpım yine 12 oldu. Yani bu birinci çarpanımız oldu. Çarpanımız. Bu da çarpanımız, ikinci çarpanımız ve bu da neyimiz? Çarpımımız, değil mi çocuklar? Bu da çarpım. Sonuç değişti mi çocuklar? Değişmedi. Sonuç değişmiyorsa o zaman şu ifadeyi kullanabiliriz. Çarpanların yeri değişebilir diyebiliriz. Eğer çarpanlar yeri değiştiğinde sonuç değişik çıksaydı o zaman çarpanların yeri değişemez dememiz gerekirdi. Ama çarpanların yeri çarpma işleminde değişebilir. Bunu unutmuyoruz. Evet, şimdi aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım çocuklar. 6 kere 4. Elimizi 6 yapıyoruz. 4'er 4'er sayıyoruz. Birlikte yapıyoruz çocuklar. Elimizi 6 yaptık. 4 4 sayıyoruz. Hadi birlikte. 4 8 12 16 20 24. Ne yaptık? Yazdık 24. Şimdi okuyalım. 6 kere 4 24. Birlikte tekrar edelim. 6 kere 4 24. Bunu kere diyoruz çocuklar, değil mi? Kere, tane, defa, bunları söyleyebiliriz. Evet, şimdi altındakini yapalım. Birlikte söyleyelim. 5 kere 3. Elimizi 5 yapıyoruz ve üçer üçer sayıyoruz. Birlikte 3, 6, 9, 12, 15. 15'i yazıyoruz çocuklar. Okuyoruz şimdi. 5 kere 3, 15 eder. Tekrar edelim. 5 kere 3, 15 eder. Şimdi 3 kere 3. Elimizi 3 yapıyoruz. Üçer üçer sayıyoruz. 3, 6, 9. Evet, 9'u yazıyoruz ve okuyoruz şimdi. 3 kere 3, 9 eder. Tekrarlayalım. 3 kere 3, 9 eder. Evet, şimdi 6 kere 2. 6 kere 2'nin kaç yaptığını bulmak için yine elimizi 6 yapıyoruz ve ikişer ikişer sayıyoruz. Birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Değil mi çocuklar? Yazıyorum ve şimdi okuyoruz. 6 kere 2'yi 12 eder. Birlikte tekrar. 6 kere 2, 12 eder. Evet, şimdi 1 kere 5. Şu şekilde de okuyabiliriz. 1 tane 5. Evet, 1 tane 5. 1 tane 5 demek parmağımızı 1 yaptık bakın. 1 ve 5 dedik hemen. 1 tane 5, 5'tir. Yani 5 tane 1 de 5'tir. Yeri değişirse, değil mi çocuklar? Elimizi 5 yaparız, birer birer sayarız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 1, 5. 1 tane 5, 5. Evet, çarpma işleminde eğer çarpanlardan biri 1 ise sonuç her zaman diğer çarpandır. Yani 1 kere 5 ise 5'tir. 1 kere 4 ise 4'tür sonuç. Evet, şimdi 4 kere 4. Elimizi 4 yapıyoruz. 4'er 4'er sayıyoruz. 4, 8, 12, 16. Değil mi çocuklar? 4 kere 4, 16. Tekrar edelim. 4 kere 4, 16. Şöyle de diyebiliriz. 4 tane 4, 16 eder. Şimdi karşıya geçiyoruz. Okuyoruz çocuklar. 7 kere 2 kaç yapar? Hemen parmaklarımızı 7 yapıyoruz ve ikişer ikişer sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14. Evet, yazıyoruz ve şimdi tekrar okuyoruz. 7 kere 2, 14 eder. Tekrar edelim. 7 kere 2, 14 eder. 2 kere 2, yani 2 tane 2. Elimizi 2 yapıyoruz. İkişer ikişer sayıyoruz bu defa, değil mi çocuklar? 2, 4. Evet, 4'ü yazdık. Okuyoruz. 2 kere 2, 4 eder. 2 kere 5. Şimdi 2 kere 5. Çocuklar, şu çarpı işaretine kere demeyi unutmayalım. Tamam mı çocuklar? Kere, çarpı, tane, defa. Bunların hepsini söyleyebiliriz. 2 tane 5. Elimizi 2 yapıyoruz. 5'er 5'er sayıyoruz. 5, 10. Evet, yazdık. Şimdi okuyoruz. 2 kere 5, 10 eder. 2 tane 5, 10 eder. Evet çocuklar, çarpma işlemini, ritmik toplama olduğunu öğrendiniz. Kere, defa, tane, çarpı ifadelerini kullanmayı unutmayalım. Çarpma işlemini öğrendiğiniz için bundan sonra ritmik toplama gerektiren durumlarda mutlaka çarpma işlemini kullanın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın çocuklar.